Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşaviri Rozası tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda Cumhuriyet coşkulu bir şekilde kutlandı. Kentte bulunan bir otelin balo salonunda düzenlenen programa Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Ayşe Ak, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşaviri Odası Başkanı Ali Yiğitikaya, çevre illerden gelen oda başkanları ve oda üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda bando takımının marşları ve yöresel dans ekibini zeybek gösterisinin ardından açılış konuşmasını yapan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, Cumhuriyet'in seçme ve seçilme hakkının özgür bir şekilde kullanıldığını söyledi. Program, ünlü ses sanatçısı Ayfer Vardır'ın konserinin ardından sona erdi. Kez daha yoğun istek üzere.
konserimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyetimizin 98. yılını kutlamanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlatmasından 29 Ekim 1923 tarihinde Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare biçimi Cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk ulusuna bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değerdir. Değerli misafirler, Cumhuriyet rejiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletin kendisine aittir. Bu rejimde halk kendisini yönetecek kişileri yine kendisinin seçimle iş başına getirdiği temsilciler vasıtasıyla kullanır. Cumhuriyet rejimi vatandaşların seçme ve seçilme hakkını özgürce kullandığı rejimin adıdır. Bu rejimde devlet yönetimi sınıfların, kişilerin, ailelerin veya belirli ve ayrıcalıklı bir zümrenin eline bırakılamaz. Cumhuriyette milletin bütün fertleri yönetime iştirak edebilir ve yönetimde söz sahibi olabilir. Çünkü Cumhuriyet yönetiminde bütün vatandaşlar eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Cumhuriyetin en büyük özelliği Türk halkını ulus olma bilincine kavuşturması ve ferdi yurttaş konumuna yükseltmesidir. Milletimiz Cumhuriyetle birlikte milli bir devletin onurlu, bağımsızca düşünebilen ve eşit haklara sahip olan yurttaşlar haline gelmiş ve tek devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur. Atatürk'ün hedef olarak belirlediği çağdaş ve uygar bir ülke olma yolunda laik, demokratik cumhuriyet rejimiyle kat ettiğimiz mesafe tahmin edilenden daha büyüktür. Zira cumhuriyet bize millet olma ve de dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilincini kazandırmış yüce bir değerdir. Bütün bunların yanında Türkiye Cumhuriyeti'nin 98 yıllık öyküsü aslında bir başarı ve de bir uygarlaşma öyküsü olarak kabul edilebilir. Cumhuriyetin başarılarıyla haklı bir kıvanç duyuyoruz. Bugün gelinen noktada Türkiye, İslam dünyasındaki tek layık ve demokratik cumhuriyet, çağdaş bir ülke, aynı zamanda yaşanan ekonomik krizlere rağmen dünyanın en büyük 25 ekonomisinden biri haline gelmiş olup bölgesinde hatırı sayılır caydırıcı bir güç, bir istikrar unsuru ve Avrupa Birliği'ne aday bir ülke konumundadır. Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokratik yapısından taviz vermeden büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda hızla ve emin adımlarla ve kararlılıkla ilerlemektedir. Buna da hiçbir güç engel olamayacak ve Atatürk'ün de dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar payidar kalacaktır. Yeter ki bizler Atatürk'ün bize bıraktığı ve en büyük eserimdir dediği bu mirası bilimsel ve akılcı yoldan ayrılmadan tam hakkıyla koruyabilelim. Temel hak ve hürriyetlerden mahrum olan toplumların ayakta kalmaları ve yaşamlarını devam ettirebilmeleri mümkün değildir. Bu nedenle bizden sonra gelecek olan nesillere çok iyi anlatmamız gereken ve haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz kahramanlarımızı anlatmamız lazım. Bunlardan İzmir'e çıkan Yunanlılara ilk kurşunu sıkarak milli mücadeleyi başlatıp oracıkta şehit düşen asıl adı Osman Nevres olan kahramanımız Hasan Tahsin'i, Fransız kuvvetlerinin içindeki Ermeni askerlerin Müslüman kadınlara sarkıntılık etmeleri ve tacizde bulunmaları sonucu bir Fransız askerini öldürerek
Kahramanmaraş'ta bağımsızlık mücadelesini başlatıp Kahramanmaraş'ı Fransızlardan temizleyen sütçü imamı, Fransızların Antep'i işgal etmesiyle harekete geçen düşman kuvvetlerini cephede bozguna uğratarak şehit düşen Antep Kuvayi Milliye Komutanı olan Şahin Bey'i, Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde savaşan eşi binbaşı Ahmet Bey'i Sarıkamış'ta şehit veren, Batı cephesinde milis müfreze komutanlığı yapan, İstanbul'da silah kaçırma ve adam kaçırma işlerine yardımcı olan, İzmir'de çoğunluğu kadın olan birliğiyle Yunan cephe gerisine saldırarak, Yunan tarafındaki esir askerlerimizi kurtararak dönen Kara Fatma'yı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderini değiştiren Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasında en önemli rolü oynayanlardan biri, Çanakkale Savaşı'nda 275 kiloluk top mermisini tek başına kaldırarak namluya yerleştiren, İngiliz zırhlısını tek başına Boğaz'ın sularına gömen Seyit Onbaşı'yı ya da diğer adıyla Koca Seyit'i, tanısı ile İnebolu'dan Ankara'ya kundaktaki bebeği Elif ile cephane götüren, yolda yağmur başladığında o soğukta küçücük yavrusu Elif'in battaniyesini çocuğunun üzerinden alıp mermiler ıslanmasın diye üzerine örten ve küçük çocuğu soğuktan donarak hayatını kaybettiğinde vatan sağ olsun diyen Şerife bacımızı ve daha adlarını söyleyemediğimiz kahramanlarımızı asla ama asla unutmadan bizlere düşen en önemli görev, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve ikraplarını koruyup korlamak, iç ve dış tehdit unsurlarına karşı topyekin birlikte olabilmektir. Değerli konuklar, kuşkusuz ki Cumhuriyet demokrasiyi geliştiren en mükemmel sistemdir. Bireyin hak ve özgürlükleri ancak ve ancak bu sistem sayesinde güvencede olabilir. Türk ulusu Cumhuriyet'e bağlanır ve de onu yüceltip geliştirebilirse, işte o zaman demokrasinin nimetlerinden en iyi şekilde yararlanır ve ileri toplumlar içindeki o hak ettiği yerini alır. Bu nedenle Cumhuriyet'i yüceltip sürdürmek her Türk'ün milli bir görevi olmalıdır. Bugün bizlerin bayramı, bizler de size bayramımızda bir müjde vermek istiyoruz. Biliyorsunuz, Müşavir Plaza projemizde şehrimizin en güzel yerinde arsamızı aldık ve yakın zamanda da temelini atıyoruz. Yine sizlerden gelen talep doğrultusunda yakın zamanda müşavir konut projemizi de başlatacağız. Şimdiden bu projemizin de meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümünü enişten dileklerimle kutlar. Başta büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarını bu vatan uğrunda feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ve bu süreçte kaybettiğimiz rahmetli meslektaşlarımızı da minnet ve şükranla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet'in şanlı bayramını enişten dileklerimle kutlar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.